delikanlı Esed rejiminin resmi haber ajansında yaptığı bir yalan habere sarılarak saldırganların Türkiye üzerinden geçtiğini iddia edecek kadar kendi ülkelerine yabancılaştıklarını görüyoruz. Bu asılsız haberleri gündeme taşıyarak vatandaşlarımızı bir kez daha sokağa çağırdılar. Provokasyonlarla, kirli tahriklerle şehirlerimizde, mahallelerimizde bir gerilim havası oluşturmak isteniyor. Bilhassa medya mecraları kullanılarak bu çevreler tarafından çok ciddi bir karalama kampanyasının yürütüldüğünü gözlemliyoruz. Yalanları dolayısıyla 78 milyondan özür dilemeleri gerekirken pişkince devletten kendi asılsız iddialarını ispatlamasını bekliyorlar. Kardeşlerim, şunu bir kere herkesin bilmesini istiyorum. Şu mübarek günlerde kan dökenlerin kalleşçe, namertçe, alçakça saldıranların, masum sivilleri hedef alanların İslam'la, Müslümanlık'la, dinimizle hiçbir ortak yanı yoktur ve olamaz. Kirli hesap yapanlara, sadece çıkarlarını gözetenlere inat, vicdanı, insanlığı paylaşma ve dayanışmayı kendimize rehber edindik. Son 5 ayda Kobani'ye 2000 tıra yakın insani yardım malzemesi gönderdik. Hiç mübalağa etmeden söylüyorum. Şayet bugün Kobani'de ocaklar tütüyor, kazanlar kaynıyor, oradaki kardeşlerimiz sıkıntıların altında ezilmiyorsa bu Türkiye'nin yaptığı yardımlar sayesinde.